arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün sizlerle elimde tuttuğum o cıvıl cıvıl renklerle ördüm çilek tutacağımızı çalışacağız tutacağımızı ben e lif ipi ile çalıştım ve 3 numaralı tığımı kullandım sizler dilediğiniz iplerle bu tutacağımızı çalışabilirsiniz şöyle görelim gayet güzel bir çalışma çok da kolay örmesi de son derece zevkli bir çalışma evet hemen kolay gelsin diyerek yapımına başlayalım kolay gelsin 6 zincir çekerek örmeye başlayalım 1 2 3 4 5 ve 6 ilk zincir yuvasına giriyorum Başlangıçtaki tuttuğum yere elime ve minik bir halka yapıyorum. 1, 2, 3, 4 zincirimi çekiyorum. Bir defa tığımın başını doluyorum. Ve trabzanlarımı örüyorum. 2, 3, 4. İlk zincirimizle birlikte 4 tane trabzanımız oldu. 5, 6, 7, 8. 8 9 10 11 ve 12 12 tane ikili trabzanımızı ördük bir defa başını dolayı battık iki seferde çektik ve en son bakınız ilk başlangıçtaki 4 zincir çektiğim yere gelerek giriyorum tam araya ilmeğimi geçiriyorum ve minik bir yuvarlağı yapıyorum. Şimdi bu sıramızda bütün trabzanlarımızı iki defa örelim. 1, 2, 3, 3 tane zincirimi çektim. Hemen burayı tek olarak örüyorum. Yanındaki trabzanı ilk trabzanıma batıyorum. Aynı yere bir daha batıyorum. Bir sonraki trabzanımın tepe noktasına giriyorum. 1, aynı yere bir daha örüyorum. 2, Sıradaki trabzanın bakın minik gözü var oraya giriyorum bir aynı yere bir daha iki sıradaki trabzanım bir iki sadece başlangıçtaki zincirimiz tek geri kalan hepsini ikişer ikişer örerek ilk başlangıçtaki zincir yerimize kadar devam edelim. Evet sona kadar bütün trabzanlarım örerek geldim şimdi başlangıçtaki zincir yuvamın hemen yanına gelerek batıyorum bir trabzan daha örüyorum buradaki tek olan trabzanımı ikiliyorum hemen araya şu şekilde geçişimi yapıyorum ve yeniden bir iki üç tane zincirimi çekiyorum sıradaki trabzanımın tepesine batarak çift olarak örüyorum şöyle bir sonraki trabzanımı tek bir sonraki trabzanımı çift örüyorum üçüncü sıramızda beğimizde birlikteki olan 3 sıramızda bir tek bir çift olarak trabzanlarımızı örüyoruz tek 1 ve 2 bakınız 3. sıramızda tamamladık şimdi dördüncü sıramıza geçişimizi yapalım şu şekilde 1 2 3 4 zincirimi çekiyorum iki defa tığımın başında doladıktan sonra dibine batıyorum bir. 2 3 defa da çekiyorum tekrar 2 defa başını doluyorum aynı yere batıyorum 1 2 3 defa da kapatıyorum araya bir zincir çekiyorum 1 2 defa doluyorum 1 atlıyorum diğer trabzanın arasına giriyorum tam araya 1 2 3 2 defa doluyorum aynı yere araya 1 2 3 2 defa doluyoruz. 3. kez aynı yere batarak 3 defa da çekiyoruz. Bir zincirimi çektim. 2 defa doluyorum. Bir trabzan atlayıp ikinci trabzan arasına girerek 2 defa doladığım ipimi 3 defa örüyorum. Ve 3.'ü örüyorum. Bir tane zincirimi çekiyorum. Tekrar iki defa doluyorum. Bir trabzanım atlıyorum. İkinci trabzanın ana gövde arasına girerek üç defa da çekiyorum ve üç trabzan örüyorum. Ve başlangıç yerimize kadar bir trabzan atlayıp diğer trabzanı üç defa doldurarak örelim. Evet, bütün trabzanlarımı örerek geldim. Pembe rengimle bir zincirimi çekiyorum. Bir tane bakınız trabzanımın arasına şu şekilde girerek bağlanıyor. Şöyle görelim. Ve şimdi ikinci sıramıza geçmek üzere hazırız. Şöyle bundan sonrasında tam yarıya bölerek örmeye devam edeceğiz. Şöyle bir bütün halinde yuvarlak bir şekilde ilerleyeceğiz. Açık bir şekilde değil artık kapalı bir örgüyle örgümüze devam edeceğiz. Bakınız geçişimizi yaptım. Şu şekilde ve örmeye devam ediyorum. Hemen üzerindeki Bakın sıradaki trabzanımla gizli geçişimi yapıyorum. Her bir trabzanıma bir tane geçişimi yaptım. Şöyle birer birer ve araya geçiyorum. 1, 2, 3, 3 zincirimi çektim. 4 tane trabzanımı örüyorum. Buradan şöyle büktüğümüz zaman bakınız tam yarısında yarısını örüp daha sonra işlemimizi yapacağız. Sayalım. 2, 4, 6, 8, 9 bakınız tam 9. Diğer tarafta da 2, 4, 6, 8, 9 yarı yarıya dilerseniz şuraya bir tane de işaretimizi takabilirsiniz. 9. trabzanıma gelmeden tekrar görüşeceğiz. Şimdi aynı şekilde birer birer örerek ilerleyelim. Dilerseniz işaretimizi takalım. Daha rahat gözümüzle görmüş ve takip etmiş olur. İşaretlerimi taktım. 2, 4, 6, 8 ve 9. Bakınız 2, 4, 6, 8 ve 9. Evet şimdi diğer işaretime kadar örerek ilerliyorum. Yine 4 trabzan araya bir zincir ve devam ediyorum. 2, 3 ve 4. Bir zincir. Evet işaretimize taktığımız yerden itibaren bakınız 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 tane trabzan grubumuzu ördük. Bir işaretimizden diğer işaretimize kadar şöyle bükülü öreceğimizi söylemiştik. Bakınız Kapatı, kapalı örmeye devam edeceğiz. Onun için işareti taktığım yeri atlıyorum bir sonraki bir zincirin bulunduğu yere gelerek batıyorum. Trabzanlarımı ördükten sonra yeniden bir tane zincirimi çekiyorum. İşaretimin bulunduğu yeri atlıyorum. Büküp tığımın başını doluyorum. Hemen bir zincir içerisine girerek 3 tane trabzanımı örüyorum. 2, 3 ve 4. 4 tane trabzanımız. Bakınız bükülü ilk dilimimizi ördük. Bir zincirimi çekiyorum. Ve diğer işaretime kadar 4'er trabzan bir zincir şekliyle örerek ilerliyorum 4 yine bir zincir 2 3 şöyle yarımlamayalım 3 ve 4 bir zincir 2 3 ve 4 devam edelim işaretimize kadar örerek geldim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. trabzan grubumuzdan sonra bir zincirimi çekiyorum. Bakınız işaretimiz buradaydı. Hemen büküyorum buraya örmeden. İlk başlangıçtaki trabzanımın ilkinin tepesine gelerek batıyorum. İlmeğimi geçiriyorum. Bir zincirimi çekiyorum. Hemen 3 tane trabzanımın her birinin üzerine birer tane sık iğnem örüyorum. Şöyle burayı sıkı tutalım. 1, bakınız 2 ve son hepsinin üzerine ördüm şöyle görelim ve araya bir zincir içerisine kaydırma yöntemiyle geçiyorum 1 2 3 tane zincirimi çektikten sonra trabzan grubumu örmeye başlıyorum bir zincir 1 2 3 ve 4 bir zincir Şuradaki bakınız birleşme noktasına kadar yani şöyle geçişimizi yaptığımız yere kadar gelelim. Bakınız geçişimizi yaptığımız noktadayız. İşaretimizi koymuştuk. Şu şekilde örmeden geçtiğimiz bölümdeyiz. Şimdi bir zincirimi çektim. Yine bu noktaya geldiğimiz zaman bakın çok belli. Lütfen hiç kafamızda karışıklık yani bir şüphe meydana gelmesin. Şu şekilde dilim dilim birer eksilerek aşağıncaz. 9'du. 1 2 3 4 5 6 7 8 oldu. Şimdi bakınız 7 1 2 3 4 5 6 7 6 5 4 3 diye aşağıya birer birer eksilerek de iniş inecek. Evet şimdi bir zincirimi çekmiştim. Direkt bu tarafa geçiyorum. Tığımın başını doluyorum. Dilimlerimiz güzel güzel açığa çıkmakta. 2 3 ve 4. Bir tane zincir tekrar 2 3 ve 4. Bir zincir diğer tarafa kadar örelim. Evet geçiş şişimize yine geldik bakınız. Her iki yönümüzü de 3er sıra ördük. Şimdi dördüncü sıramıza geçiş yapmak için hazırız bir tane zincirimi çektim aradan bakınız direkt şuradaki başlangıçtaki trabzanımın tepe noktasına giderek batıyorum sık iğnelerimizi trabzanlarımızın üzerine birer birer örüyoruz sonra araya ilmeğimi kaydırarak geçiyorum 1 2 3 zincirimi çekip tekrar trabzan grubumu örmeye başlıyorum 3 ve 4 bir tane zincir takip ediyorum sırayı. Her bir sıramızda bir trabzan grubumuz eksilecek. Bir zincir. Aşağı doğru çileğimiz sivrilmeye başlayacak. 3 ve 4 bir tane zincir tekrar yandan 2 3 ve 4 bir zincir 2 3 ve 4 hemen yandakini örüyorum 1 2 3 ve 4 bir tane zincirimi çekip hemen diğer yana geçiyorum bakınız şu aradaki bölümü buraya batmadan burası dilim dilim basamak halinde gel olacak bir zinciri çektim batmıyorum diğer tarafa geçiyorum ve bakın bir değer basamağımızı da oluşturduk. Şimdi sırası ile uca kadar trabzan gruplarımızı örerek ilerleyelim. Uca kadar örerek geldim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Diğer tarafı çeviriyoruz. Bakınız başladığımız yönü 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Şimdi geçişimizi yapıyoruz. Hemen bir tane zincirimi çektim. Bu aradaki dilimlerimizin olduğu yere batmıyorum. Direkt 4 trabzanın ilkiyle Bakınız ikinin arasına giriyorum. Şöyle ipim iki kat olduğu için açıldı. Hemen katımı düzeltiyorum. Geçişimi yapıyorum. Bir zincir aynı yere batıyorum. Bir her birer trabzanlarımızın üzerine batarak örelim ve geçişimizi yapalım. 1 2 3 şöyle görelim şimdi. Bakınız birer birer, dilimli bir şekilde inişimizi yapıyoruz ve eksiliyoruz. Şöyle bitmiş halini görelim. Bitmiş halinde 9 8 7 6 5 4 3 2 1 şeklinde azalıyoruz. Aynı işlemlerimizi burada da tekrar ederek son trabzanlarımı son 2'ye kadar örerek gelelim. Sonraki de yeniden görüşelim. Geçişimizi yaptım. Son iki deyim bakınız. 3 tane zincirimi çektim. Yanına yine trabzanlarımı örüyorum bir zincirim diğer yanım 3 ve 4 bir tane zincirimi çekip şuradaki iki tane trabzanımızın olduğu bölüme gidiyoruz şurada geçiş yaptığımız yeri kesinlikle örmüyoruz Evet burayı da örelim Evet son olarak geçişimizi yapıyorum bir zincirimi çekiyorum geçişimin bulunduğu noktaya gelerek birer birer sık iğne olarak batıyorum ve son ortaya girip 1 2 3 yanına trabzanlarımı örüyorum 4 trabzan ördüm bir zincirimi çekiyorum arkaya geçiyorum tam ortadaki bölüme girerek 1 2 3 ve 4 4 tane trabzanımı örüyorum. dördüncü trabzanım bittikten sonra bakınız her ikisinin en son trabzanlarını ördük. Gruplarımızın uç kısmını çileğimizin ucunu oluşturduk. En uç kısmından şimdi karşıya şu şekilde batıyorum. İlmeğimi geçiriyorum ve yönünü çeviriyorum. Burayı birbirine sabitleyerek kapatıyorum. Bir tane zincirimi çektikten sonra ipimi kesiyorum. İç kısma doğru gizleyelim. ipimizi şu şekilde alarak üzerinden geçirip daha sonra içeride kaybedelim. Buradan keselim. Evet her iki çileğimizi de şimdi tamamladık. Aradaki bağlantı kısmını da örerek birbirlerine bağlayalım. Yeşil ipimi kullanmak istiyorum. Bağlantı bölümü için bir tane zincirimi çekip düğümümü atıyorum ve hemen herhangi bir tanesini alıyorum. Bakınız şöyle her iki kenardan giriyorum. Ortanın önünden ve arkasından yani önünden girip arkasından çıkıyorum. Şu şekilde sabitliyorum başlıyorum. İki tane zincir çekip sabitledim. Şimdi ilmeğimi uzatıyorum ve aynı yere girerek dolgu yapıyorum. 1 2 3 3 defa sardım. Alıyorum, kapatıyorum. Bir zincir uzatıyorum. Kapadığım yere hemen tepesine giriyorum. 1 2 ve 3 3 defa alıyorum içinden geçiyorum kapatıyorum ve bir zincir tekrar uzatıyorum ilk kapadığım yerin içerisine giriyorum 1 2 3 ara dolgularımızı örüyoruz çekiyorum kapatıyorum bir zincir ilmeği uzatıyorum kapadığım noktaya giriyorum 1 2 ve 3 çekiyorum kapatıyorum bir tane zincir ilmeğim uzatıyorum 1 2 ve 3 çekiyorum kapatıyorum bir zincir bakınız bu şekilde ara bağlantımızı istediğimiz uzunluk olana kadar örelim istediğim uzunluğa kadar ördüm şöyle görelim bakınız yaklaşık 35 santim kadar ördük şimdi Diğer çileğimizi bağlayalım. Bir zincirimi çekmiştim. Ortalıyorum bu taraftaki çileğimi. Yine şöyle ortaladıktan sonra önden girip arkadan çıkıyorum. Şöyle bir defa daha aynı yere girerek sabitleyelim. Bir tane zincirimizi çektikten sonra ipimizi keselim. Evet ipimi kopardım. İçe şöyle girerek gizleyelim. aşağı doğru bakınız. Üste çok fazla alakası olmadan aşağı doğru geçiriyorum. Evet en son olan kısmımı ise kasımma kesiyorum. Evet tutacağımızı bu şekilde örerek tamamladık. Bir çalışmamızın da sonuna geldik. Şöyle görelim. Gayet güzel bir çalışma oldu. Umarım sizler de beğenmişsinizdir çalışmamızı. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.